うん。 Mukavemet TV Yerel Yönetim Tartışmaları programından herkese merhaba. Ben Aysun Koç. Geçtiğimiz hafta ilk yayınımızla ekranlarınızda konuk olmuştuk. Bugün ikinci programımızla karşınızdayız. Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Şahin Şervatoğlu'nun önerisiyle hayata geçirdiğimiz ve iki haftada bir yayınlayacağımız programımızda farklı yerel yönetimlere dair farklı gündemlere yer alacağız. Bugün konumuz yerel yönetimler ve bütçe. Konuğumuz ise dersin Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu. Her iki belediye başkanına da hoş geldiniz diyorum. Ve elbette sadece yerel yönetimlerde değil, merkezi yönetimde de bütçe tartışmalarının gündeme damgasını vurduğu günlerden geçiyoruz. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin faaliyetleri tam olarak birbirinden bağımsız düşünülemiyor. İşte bu... Kur artışı, ekonomik dalgalanma, e, bilinmezlik ve bir taraftan 2022 bütçelerinin belediye meclislerinde konuşulduğu, onaylandığı, üzerine tartışmaların gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz. E, ve bunun e, yerel yönetim bütçelerine nasıl yansıyacağı, bu sürecin nasıl yönetildiği ile ilgili konuşacağız. E, ben şimdi sözü Sayın Erdümen Çayın Çervatoğlu'na vereceğim. Ve e, ardından her iki belediye başkanının sürece dair konuşmalarına tanık olacağız hep beraber. Buyurun Sayın Çerbatoğlu. Evet sevgili Aysu. Benim Çok, te te Çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, e, tabii e, sevgili Mehmet Fatih Maçoğlu, sevgili dostum, yoldaşım da bu programa beni kırmayıp e, geldiği için ona da teşekkür ediyorum. Umarım e, 40 dakika ve 1 saat arasında, 41 40 dakika bir saat arasında yapacağımız, e, yayını e, izleyicilerimiz keyifle izler. E, hemen ben söyleyeyim e, sevgili e, dostum e, yolda olduğu için bazen bu telefonla bağlanıyor. Aksaklıklar olursa da dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben de bilgisayarda bir aksaklığım oldu. Ben de telefonla bağlandım. Şimdi sevgili ee, dinleyicilerimiz e, elbette ki bütçeyi konuşacağız ama yerel yönetimlerde bütçeyi konuşacağız. Konuşurken de ben yolda olduğu için öncelikle e, sevgili başkanıma söz vereceğim. Vermeden önce şöyle hepimiz e, çok kısa bir sürede e, gerek merkezi bütçenin yapılmasında gerek yerel yönetimlerin bizlerin yapmış olduğu büyük şehirlerin veya e, illerin ve ilçelerin yapmış olduğu belediyelerin yapmış olduğu bütçe hafta içerisinde bir hafta içerisinde. %50 civarında yani örneğin 9 dolar civarındayken e, TL dolar paritesi ve 10 lira, dola, 10 TL e, civarındayken to, TL dolar paritesi yani daha doğrusu Türk lirası e, değer kaybederken bir anda bir haftada 13.5 yani %50 yapmış olduğumuz bütçeler yatırım bütçelerimizi de kısmış olduk. Bunun e, etkilerini önümüzdeki süreçte zaten e, karşılaşacağız. Ben çok fazla uzatmadan hem sevgili yoldaşım, dostum Fatih Başkanım'a genel anlamda şöyle söyleyeyim. Gerek merkezi bütçenin, merkezi iktidarın yapmış olduğu bütçeye dair gerek yerelde yaptığımız bunun yansımasını gördüğümüz bütçeye dair Dersim Belediyesi'nden yola çıkarak ki deneyimi açısından benden çok daha deneyimli ilçe belediyesinden il belediyesine geldi bir yerel yönetici olarak e ee, Bu konuda e, sözü bırakacağım giriş gaz, serbest vezin tartışıyoruz e, yargılanmam yargılansak da sorun değil de yargılanmamak kaydıyla diyorum atış serbest veya konuşma serbest sevgili başkanım sevgili yoldaşım bu arada da kolay gelsin bayağı emek harcıyorsun geziyorsun kooperatifçilik çalışmalarında ve kooperatiflerle birlikte e, değişik illerde. Ee, gittiğin her yerde dostlara, dostlarla kucaklaşırsın bir de fındıklı için kucaklaşmış olursun diyerek sana pas atayım sevgili başkan ee, sesinizi evet. duyamıyoruz Heh. Seste bir sorun evet. var herhalde başkanım evet. bütün sıkıntılara <laughs> rağmen e, buluşabilmek e, iyiydi gerçekten de yolda geliyordum işte Çorlu bölgesinde geliyordum Çerkez köy bölgesinde yolda uzun bir uğraştı şimdi de elektrik gitti durdum bir yerde, elektrik gitti şu anda karşımda iki tane <laughs> elektrik şey nedir cep telefonunun fenerlerle. <laughs> fenerlerle evet evet ben öncelikle başarılar diliyorum yayın süresi içerisinde de takipçiniz olacağız elimizde geldiğince katkı sunmaya çalışacağız Gene değerli yoldaşın söylediklerine katılıyor ve aynı ıı, sıcaklıkla ben de karşılıyorum. Bizler iki dost ıı, kurum ıı, olarak kendimizi iki yoldaş olarak görüyoruz. E, tecrübe meselesinden çok e, ben e, Ermen Başkan'ın bu meseleyi iyi çözdüğünü daha bizden de ileri olduğunu biliyorum. E, özellikle halkla buluşmaları toplumla, toplumsal durumla ilgili e, o çalışmalar planlar çok değerli. Biz de öğreniyoruz değerli dostumuzdan. Şimdi bütçe dediğin aslında e, birilerinin seni e, bir kıskaç içerisinde tutmak, sana verdiğimle yetinebilmek e, ve söylediklerimin dışında yapabileceğin her şeyi kabul etmeyecek bir anlayış e, var aslında yerel yönetimler üzerinde. E, aslında dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde yerel yönetimler kendi bütçelerini oluştururken merkezi bütçe, yereldeki bütçe, yereldeki gelirlerin çok büyük bir, bir bölümü orada, yine o halkın hizmetine o halka hizmet olarak geri çevirirken, bizim coğrafyamızda maalesef e, bize e, işte Reva gördükleri bize e, verdikleriyle yetinin e, anlayışı e, e, hakim ama gene kendileri için aynı e, bakış açısı yok. E, i̇stedikleri şekilde, istedikleri yerlere bu Türk bütçeler bütçeleri planlayabiliyorlar. Bizler aslında yerel yönetimler ne yaparsa yapsın aslında bulunduğu bölgede. Ee, istedikleri bir bütçeyi tasarlayabilme, planlayabilme ve onu hayata geçirebilme ihtimali çok zordur. Yani e, hizmetin dışındaki bütün yönetim biçimlerini yine e, o o bölgede kaymakamlara valiliklere verilmiş ya da maliye, vergi, be, e, ne bileyim e, il özel idaresi, DSİ, karayolları ve benzeri bütün kurumlar sizinle birlikte çalışamadığı sürece de Birlikte iş yapamadığınız sürece de siz bütçenizi ne geliştirebilirsiniz ne de bütçe o o bölgedeki programlı şeylerinizi güçlendirebilirsiniz. Biz yani bu bu şartlarda yerel yönetimlerin bütçesi ancak ve ancak merkezi bütçenin yükseltilmesiyle yereldeki bütün belediyelere eşit ve o bölgenin genel doğal yapısı, fiziki yapısı genişliği ya da o bölgedeki nüfus nüfus oranının Durumuna göre dağıtırmaz, dağıtırma, dağıtırmadığı sürece e, o yerel yönetimler bütçe meselesinde hep sıkıntı çeker ve kendi içerisinde küçücük bu tür bütçelerle neler yapabileceğini tartışmasından çok nelerle karşılaşabileceği tartışmaları sürdürüyor. Yani biz bütçeleri bu meselelerde yerel yönetimlerin e, büyük şehir metropollerin dışındaki bütün bütün belediyeler sizde, e, size de muhtemelen öyledir e, ee, o 30 milyonluk, 40 milyonluk, 50 milyonluk ya da 60 milyonluk bütçeler o şehirde zaten personel giderler ve benzeri e, şeyler çıkardıktan sonra hizmet amaçlı yapabileceğiniz çok şeyler değildir. Bu anlamıyla birincisi yerelde e, ki bütün kurumların birlikte iş yapabilme, birlikte hizmet yapabilme ve planlayabilme e, o, bütün yeti, yetki ve görevleri belediyelere verilmesi lazım. Verilme, verilmedikçe, onlarla birlikte çalışma sürmedikçe Hizmeti daha yani nasıl diyeyim planlı bir hizmetin olabilme ihtimali yok. Birbirinden gayrı, birbirinden ayrı, birbirinden farklı. Herkesin kendi bütçesiyle dağınık bir çalışmayla o şehirde çok hizmet ileriye gitmediğini biz görüyoruz. Mesela Hı. il Özel idareyle devlet su işleri ya da karayolları ya da bölgedeki hizmet amaçlı yerel bütçeler birleşse bugün bulunduğum şehirde Dersim'de gerçekten daha planlı, daha... Ee, rahat daha kaliteli bir hizmet o ee, siz beni duyuyorum. Ee, he duyuyorum sizi. Tamam. Ee, bu <laughs> anlamıyla da bu yerel yönetim öncelikle demokratik bir ülke ve orada da demokratik bir yerel yönetim planının çıkması lazım. Bütçe sonraki iştir olur. Bunlar olmadığı sürece bütçe olsa bile sizin hareket etme alanlarınızı daraltırlar. Bu anlamıyla evet. da merkezi bütçe, demokratik bir ülke, demokratik bir yerel yönetim şey programı ancak ve ancak bu bu şekliyle yerel yönetim bütçelerinin biraz daha kendini hareket ettirebilecek güçlenebilecek. Ee, ve o bölge o bölgeyle ilgili orta e, kısa orta ve uzun stratejik çalışmalarla kendi e, çalışmalar yürütebiliriz. Aksi takdirde hepimiz yetinecek kadar birbirimize yetecek kadar ya da e, günü kurtarma e, çalışmalarıyla götüreceğiz ve yerel yönetimler bu süreçte de özellikle bu son süreçteki e, orta vadeli ve bölümümüzdeki birkaç ay içerisinde daha derinlikli o krizlerle yerel üretimler de iflas ve çök, çökme aşamasına gelecek. Mesela düşünün bizler 50-60 milyon nüfus, 60 milyon bütçeli bir belediyeyiz. Bir sonraki yılın tahmini bütçesini yapıyoruz. Tahammülü bütçe size verilen e, enflasyonun üzerinde enflasyon farkıyla e, işte bütçeyi oluşturuyorsunuz. Tahammülü bütçe oluşturuyorsunuz. Biz bir önceki yıl 50 milyon bütçenin 5 milyon daha %10 enflasyon 55 milyon yaptık. Ama o süreçte atıyorum Asfalt yol hizmetleri yapmak için bir e, tanker bütün 40 bin liraya alırken şu anda 137 bin liraya alıyoruz. O zaman evet. 10, 10 liraya metresini aldığımız e, işte atıyorum kanalizasyon ya da su boruları şu anda 33 liranın üzerine çıkmaya başladı. O zaman elektriğe verdiğimiz 290 bin bugün 400 bin liranın üzerinde. 150 bin liraya almış olduğumuz aylık mazotlar şu anda 376 bin liraya kadar çıktı. Şimdi böyle bir yerde bütçeden bahsetmek. Böyle bir alanda, böyle bir yerel yönetimde bütçeden bahsetmek zor. Artık yerel yönetimler e, emin olun e, kendi çabasıyla, dostlarıyla, yoldaşlarıyla dayanışarak bu işleri götürmeye çalışıyor. E, bu bu süreç nereye kadar gider? E, bu ülkenin e, ekonomisinin gittiği yere kadar gider gibi. Ama bu da çok uzun sürmeyecek. Burada şöyle bir şey e, sevgili başkanım, e, vurguladığın Aysun direkt girdim ama ee, aslında e, yerel yönetimlerde merkezi anlamda ayrılan bütçenin ne kadar eksik olduğu yani hizmetler noktasında zaten merkezi iradenin yerel yönetimleri e, kurumlarla ve özel idareyle kıskaç altında bizim gibi belediyeleri de kıskaç altında almaya çalıştığı bunun için. Ee, çok ciddi bir vurgula yani altını çizerek söylüyorum ee, sevgili Mehmet başkanım da söylediği gibi e, yerel yönetimlerde Merkezi bütçeden ayrılan payın mutlaka ve mutlaka yükseltilmesi gerektiği bizim e, gibi belediyelerde yüzde 2 nokta toplanan gelirlerin yüzde toplamda belediyelere ayrılan pay yüzde altı altı buçuk civarlarında bizim gibi belediyelere ayrılan yüzde 2 buçuk 2.8 civarında kişi başına nüfusa bağlı olarak kişi başına indirgediğin zaman bu ben yani örneğin fındıklı için sevgili başkanım ortalama yıl ortalaması yüz, kişi başına 90 lira. Gel aylık olarak düşünün ki oradaki personelin giderini insanca yaşayabilecek bir ücretin verilmesini düşünürseniz zaten hani o, onu düşündüğü zaman merkezi iktidarın vermiş olduğu merkezi bütçeden gelen payın bile yetmediğini ortaya koyuyor. İki orada vurguladığınız çok önemli bir şey var. Sadece yerel yönetimlere toplanan vergilerden doğru onları açabilirim ben vergilerle biraz e, bir abimin çalışması abi dedim bir e, yine ekonomistin çalışmasından yararlandım abi kullanabilir miyim diye onu da atışarım ama sadece ve sadece nüfusa toplanan vergilerde bize düşen payın sadece nüfusla. Mehmet Başkanım çok güzel ifade etti. Bunun altını kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Nüfusa bağlı olarak belirlenmemesi gerekiyor. Coğrafi koşullar, Dersim Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi'nin coğrafi koşulları bir değildir. Oradaki e, kültürel, demografik yapısını bile katmak lazım. Yerel yönetimleri sadece bizi hapsediyorlar ya sevgili başkanım. E, Alt yapı yapacaksın, taş dizeceksin, yolu yapacaksın, kanalizasyon yapacaksın, suyu git Hayır. Kültürel bizi hani aslında... E, Geçmişimizi bilerek geçmişte bu kadim topraklarda kadim kültürümüzü yarına taşıyabileceğiz. Kültürel tiyatrosu, sineması, sanatı, geleneklerimizi, çalışmalarımızın hepsini gösterebilecek payların da konması gerekiyor. Tarihi kentin tarihi yapısının bile irdelenmesi gerektiğini Mehmet Başkan'ın üstünü belirterek geçti ama ben bunun altını biraz daha kalın harflerle çizmek istedim. Başkanım herhalde e, orası çok önemli. Aslında buradan çağrı da yapalım e, birlikte. E, merkezi yönetimin bizim vergilerle, yurttaşlarımızın vergileriyle yapmış olduğu bütçeden paylarımızın mutlaka ve mutlaka bu ve buna benzer işte sadece şey değil, nüfus değil, coğrafya değil, kültürel doku birçok şeyi dikkate alarak yeniden artırılması gerektiğini talebini de vurgulamak gerekiyor sanırsa. Evet, ben araya ben, girmiş oldum. Bi, bi, bir ek yapayım mı? Bir ek yapayım mı? Ama sen iki erkek bir araya geldi, seniz bu işin dışına tuttu, özür diliyoruz. <laughs> Ola sen yönetten sen söyle. Yok <laughs> e, <ya> hayır, zaten <laughs> siz ek yapacaksınız ama burada a, anladığımız, a, tabii ki her ikinizin de a, anlatmaya çalıştığı bütün bu a, merkezi yerel a, pozisyonun içerisinde a, her iki belediyede katılımcı ve a, halkın a, yönettiği bir belediye belediyecilik anlayışıyla davranmaya çalışırken merkezi yönetimin de aslında yerel yönetimleri ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken sözün yetkinin ve kararın aslında belediyelerde olduğu bir yaklaşımı kabul ederek bu değerlendirmeleri yapma ve ihtiyaçlara göre bu bütçeleri dağıtma konusunda bir ...yaklaşıma gitmesi gerekiyor. Buradan anladığım şey tabii ki belediyelerin bunu yönetirken e, içinde bulması gereken özel durumu ve e, bunları e, belediye meclislerinde de e, bu şekilde yani kente yönelik olarak tartışmak, kentin ihtiyaçlarına göre tartışmak ve buna göre e, yapılanmayı sağlamak e, olarak e, karşımıza çıkıyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, evet çok e, haklısınız. Ya biz yerel yönetimlerde bütçe meselesini tartışırken bir sonraki sürecin projelendirmesini, programını yapamıyoruz. Günü kurtarmaya çaba harcıyoruz. Biz bu süreç içerisinde e, araç ihtiyaçlarını bile karşılayamıyoruz. Ama buna rağmen bugün mevcut iktidarlar tarafında de kendi e, muhalifin dışında kendisine ait olan belediyelere yapmış olduğu e, desteklerin hep her birini biliyoruz. Buna rağmen o belediyeler hizmet veremez haldeler. Yani o belediyeler bugün birçok belediye tartışıyoruz bölgedeki e, iktidar belediyeleriyle de, de görüş görüşmeleri ya da bir, herhangi bir toplantıda karşı karşıya geldiğimizde aynı kaygılar aynı e, şeyler onlar da yaşıyor. Yani e, 1980'ler 90'lar sürecinde yerel yönetimlere ayrılan e, merkezi pay e, çok daha yüksekken bugün çok o, onun neredeyse beşte biri e, dörtte biri düzeyine düşürüldü. Buna rağmen şehirler genişlemişken işte şehirlerdeki e, özellikle o e, şey ağları daha farklı e, bir program içerisine girerken mesela yollar 7 metre 8 metreden bugün 12 15 metre e, genişliğine kadar çıkarıldı. İşte bütün en ucura noktalara kadar belediyelerde e, altyapı üst yapı çalışmaları yürütüyor. Bir önceki önceki yıllarla kıyasladığında merkezi paylar daha, daha çok düşmeye başladı. Ama şunu söyleyeyim bütün bunlara rağmen biz hizmet edeceğiz. Biz hani bunu bu ağla aramıyoruz, tam kesinlikle aramıyoruz. Sadece halkımızdan bizden e, alınanların bize verilmesini istiyoruz ve bu oradaki insanlara eşit e, hizmet etmemiz lazım. Yoksa e, bize verilsin, başkasına verilsin değil. Herkese eşit payların ayrıldığı bir yerel yönetim yasasının e, acil bir şekilde çıkarılması lazım. Artı bir şey daha söyleyeyim. Mesela e, demokratik siyasetin ee, gerçekten can çekişti bir ülkede, e, orada yönetebilme kabiliyetinin e, kimse e, ke kimse kendisine bir pay çıkarmasına e, hiç e, kalkışmasına gerek yok. Her biri baskı altındadır. Her biri çalışmaların e, parçalı yürüttüğü bir e, anlayış içerisindedir. Buna rağmen yerel 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 yönetimlerde devrimci halkçı yerel yönetimler, sosyalistler ya da e, gerçekten de e, nasıl diyeyim böyle. E, topluma bu insanlara katılımcı siyasetler e, üreten ya da hizmetler eden e, belediyeler buna rağmen ayakta duruyor. Bir şey daha söyleyeyim bakın demokratik siyaseti niye öncelikli önceliklerimiz e, olarak e, özellik önüne koyuyoruz? Şöyle bakın yerel yönetimlerde bir program bir proje yapıldığında şehir içerisinde e, aynı şehir içerisinde farklı kurumların birlikte çalışmazsa bütün yolları, sokakları, caddeleri birkaç kez aynı yıl ya da o süreç içerisinde 4-5 yıllık süreç içerisinde birkaç kez e, o yolların bozulması da anlamına geliyor. Atıyorum. Ben Dersim'de sokaklarda çalışma yürütürken doğalgazla aynı anda çalışamadığım için yaptığım yollar tekrar e, kırılmaya başlandı. Ee, işte kara yollarıyla aynı anda çalışma yapmadığım için benim yaptığım dönemlerde onlar farklı süreç içerisinde kendileri yapmaya başlayınca iki kez e, halkın bütçesi e, farklı e, yerlere gitmeye başladım. İşte e, telekom, e, TEDAŞ elektrik ve benzeri bütün alanlar farklı farklı projeler farklı farklı alanlarda farklı zamanlarda yaptığı için bu halkın parası e, gerçekten de çarçur ediliyor bu halkın parası gerçekten de istenildiği şekilde bir hizmete dönüşemiyor. Şimdi düşünün biz şehirle ilgili bir planlama yaptığımızda altyapı ya da üst Hı. yapı içerisinde fark etmez. ile, TEDAŞ'la, Telekom'la, Doğalgaz'la, il Özel idareyle, Köy Hizmetleri'yle ya da Devlet Su işleriyle birlikte çalıştığımızda Aynı Hı. süreç içerisinde aynı alanda iki kez, üç kez, Hı. dört kez bir bozulabilme ihtimalinin olmayacağı birlikte daha güçlü aynı alanda e, kontrol altına alınmış bir program doğrultusuna götürmüş olacağız. Şimdi biz bir bölgeyi kırmaya çalıştığımızda yeniden yol yapmak isterimizde araçlarımız ya karayollarına ya da telekoma ya da TED'e şahit kabloları koparıyor. Ve şehir elektriksiz kalıyor, internetsiz kalıyor ve benzeri benzeri. Yani kendi başına bırakılmış bir başı boşluk var. Bu tek birkaç nasıl diyeyim başlık yönetimden kaynaklanıyor. Yerel Burada batımda, tam yerine... şunu söyleyebilir miyiz Mehmet Başkanım? Tam da bu koordinasyonu yerel yönetimlere devredilmesi gerekiyor. Çünkü hmm. kurumlar arasında bile hani bizim dışımızda var olan kurumlar örneğin demin ifade ettiğin gibi doğalgaz e, firması geliyor ayrı kazıyor. Ee, ka şey karayolları geliyor ayrı düzenleme yapıyor telekom geliyor ayrı düzenleme yapıyor yerelde yerel yöneticiler halkın yani aslında bütçeyi de doğru yönetmek gerekir aslında boşa gidecek kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önünü açmak için de yerel yönetimlerin koordinasyonunda mutlaka ve mutlaka yetkilendirilerek sürdürülmesi gerektiğini ifade edebiliriz değil mi? Abi koordinasyonu nedir? Yerel yönetimler halkın seçtiklerine teslim etmeliler o nasıl bir şey? <laughs> Yani yo onların bize verdiği bir e, şey olarak görmemeliyiz. iyilik olarak görmemeliyiz. Bu bir evet. zorunluluk olması lazım. Yani merkezi de demokratik merkeziyete şey merkeziyetçilik elkesi doğrultusunda merkeze bağlı ama kendi e, alanı ile ilgili şehrini iyi tanıdığı için, altının üstünü iyi tanıdığı için evet. oradaki halka güvenmelidir. Yani bu bu devlet bu halkta Vergiyi istediği zaman vergiyi alıyor esnafından, kafesinden, restoranından memurundan, herkeste o, o işçisinden, evet. emekçisinden herkeste alıyor. Ama iş onun hizmetine geldiğince diyor ki ben sana güvenmiyorum diyor. Senin seçtiğine de güvenmiyorum ben kime ne? atarsam ona ona verir, vereceğim diyor. Bu anlayış sadece ve sadece o ile hizmet olarak görülmemesi lazım yani hizmet etmeme olarak görülmemesi lazım tersine başka bir şey yapman lazım devletin m, bütçesi, parası, bu halkın parası, bu halkın bütçesi m, çarçur ediliyor onlarca kurul tarafında çarçur ediliyor birlikte yap, iş yapmadıkları için o biz bir, da, şey bir de borç olduğumuz biz, biz Siz... padişah olmak istemiyoruz kral olmak istemiyoruz Aynı. biz halkla birlikte yönetmek istiyoruz 50 evet. tane meclis değil 500 tane meclis üyesi yapsınlar, hiç sorun değil birlikte çalışabiliriz, birlikte iş yapabiliriz Meseleyi biraz da bu şekilde bakmak lazım. İnanın ki düşünün ya aynı yola bir ben kırıyorum, bir Telekom evet. kırıyor, bir TEDAŞ kırıyor, bir polis Maalesef. kırıyor, bir e, ne bileyim e, doğalgaz kırıyor, bir belediye kırıyor. Ya kıran kırana hiç yapan olmuyor. Zavallı vatandaş da bu çukurlara girip çıka, elektriği kesile kesile, e, bunun bedelini ödüyor. Kentte daha beteri, daha beteri verdiği vergilerden dolayı sağlıklı hizmet alamıyor. Ve ya, e... bütçe dediniz ya bir şey söyleyeyim. Bak sadece Buyurun. sadece bu yönetim demokratik siyaset açısından yönetim ilgilendirdiği için lütfen e, yanlış anlamanızı istemiyorum. Yok, bakın çok güzel gidiyorsunuz şey değil. E, bakın Türkiye'de şu anda Türkiye'de şu anda ee, yaban ha, yaşama dair e, ihaleler yapılıyor. Diyor ki bir tane keçi öldüren evet, bir tane keçi yaşadınız. karşılığında 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira para ver diyor, git öldür diyor. Şimdi o şehri bilmiyor, o şehrin kültürünü bilmiyor, o şehrin doğasını bilmiyor, o şehrin ekoloji e, dengesini bilmiyor, anladım. ekosistemini bilmeyen biri yukarıdan diyor git keçidir öldürsün diyor. Git ayıdır öldürsün diyor, git kurttur öldürsün diyor. Oradaki ekosistemi bilmeyenler birbirine bağlantıyı bilemez. Onu bilmeyenler toplumsal e, vicdanı bilemez. Onu bilmeyenler onun değerini de bilemez, İnanc, inancını da bilemez. Bakın şu anda Dersim'de 12 12 kişilik bir grup para vermiş. Para demiş ki ben katil olmak istiyorum gideceğim diyor. Dersim'de dağlarda keçi avlayacağım. Bu katillere izini veriyorlar. Hem de neye rağmen biliyor musun? O şehrin yöneticilerinin istememesine rağmen. İstememesine rağmen. Evet. İstememesine rağmen. Bak şu anda Dersim'de öğretmen evinin önünde bizim yoldaşlarımız, dostlarımız, belediyemiz ya da kültür müdürlüklerimiz hepsi orada eylem yapıyor. Daha keçisini vurmasın diye. Kime karşı? 10 bin ya abi kendi şehrinde bir tane hatalar. canın ölmesini istemiyor. İnsanın evet. ölmesini istemiyor, doğadaki şehir ölmesini istemiyor. Ne, Ve bunu bu... yapanlar ne yapıyor Fatih Başkanım, Mehmet Başkanım? 10 bin lira, 10 bin lira. He he, doğru doğru. Şimdi demek yani, istediğim şu... oradaki milyonlarca değerindeki o görseli yok etmek için, o yaban hayatı yok etmek için. He, şimdi o, onu halka bıraksa oraya, oradaki belediye başkanına bıraksa, valisiyle oturur, ne bileyim çevrem Dernekleriyle oturur, kurumlarıyla oturur gelir der ki kardeşlere bir bak buna der. Yani bu nasıl bir yöntemdir? Nasıl bir şeydir? Bu, bu, bu bunu nasıl yapabiliriz üzerine tartışmalar yürütür. Şimdi diyor ki bana mesela ben bununla ilgili itiraz ettiğimde bana diyor ki ya diyor 14 yaşına gelmiş her bir hayvan yaşamı sonlanma üzereyken biz onları vuruyoruz diyor. Ya sen niye vuruyorsun kardeşim? Sen katil misin? <laughs> Dur ölsün doğal doğal yaşamıyor. Buluşsun, kurdu yesin, böceği yesin, sineği yesin. Oradaki başka e, yaban yaşamı yesin. Sana ne? Ya kasapta yedikleriniz yetmedi mi sizin? Şimdi düşün işte evet. yani yere yönetimlerin bir şehirdeki yönetim e, et, etkin yanı işte tam da burada o şehrin kültürel yapısı, inanç yapısı, doğal yapısı, bütün yaşamın tamamına dair toplumuyla halkıyla birlikte yönetme kabiliyetinin gelişmesi anlamına geliyor. Tam da burada evet. bütçe orada önemli kılınıyor. Bakın ya iki tane hayvan öldüreceksin 20 bin lira alacaksın. E ne yapacaksın? Sen onları götürüyorsun. Ya 20 bin liranın için düşmüşsün. insanları katil ediyorsun. Yaşamı sonlandırıyorsun. Ya onu öyle yapacağına çok samimi bir şey söylüyorum. Ya 5 yıllığına yerel yönetimlere bir verin. Bu meseleleri birlikte iş yapsınlar. Bütçe giderleri Özellikle hizmet giderlerinin yüzde otuz beş düşecek. Adım gibi Kesinlikle. eminim. Ben Kesinlikle. aynı caddeyi üç kez kırıyorlar ya. Üç kez diyor ki ben kırarım sana para veririm Hı. sen bir daha yap. E tamam bana para para versene sonuçta bu, bu bu halkın bütçesi değil mi? Bu halkın parası değil mi? Peki e, Sayın Maçoğlu ben burada şunu sormak istiyorum. Bütün bu ve bütün bu ıı, kısıtlanmış şartlara rağmen dersinde bütçe belirlemelerini, bütçe tartışmalarını ve onun yönetimini nasıl yapmaya çalışıyorsunuz? Ee, biraz bu ıı, katılım ıı, sağlama ıı, süreçlerinden de bahseder misiniz acaba? Ne vallahi, nasıl yürütebiliyorsunuz, nasıl yürütebiliyorsunuz? Vallahi somut bir çalışma üzerinde bir değerlendirme yapmıyoruz, olasılıklar üzerinde yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. <laughs> <laughs> bir önceki yıl, bir önceki yıl ayranda dilimiz yandığı için e, devletin bize göndermiş olduğu enflasyon değer yani yeniden değerlendirme payı üzerinde yüzde on yükseltmiştik 50-55 milyon yaptık ama elektrik tele, işte e, nedir e, telefonu interneti ne bileyim e, asfaltı şuyu buyu hepsi yüzde yüzün üzerinde yüzde yüz üzerinde yükselince e, bütçe açığı olmaya başladı yani düşünün Bugün bize göndermiş oldukları değerlendirme şeyi yüzde otuz düşünün ama enflasyonu yüzde on gösteriyor. Ya değerlendirme yüzde otuz demiştir şeyi evet. de yüzde yirmi yüzde yirmi gösteriyor. Yani şu demek gizli enflasyon devletin de tespiti yüzde otuz demektir. Bir kere bir Bunun resmi rakamlara öğren, göre o o da resmi rakamlara göre, göre öyle. o diyor ki sen diyor bundan sonra yapacağın e, halka yapacağın zamları ya da vergileri yüzde otuz altı civarında yap diyor. Bu ne demek? En az bu ülkede e, ekonominin ya da e, zamların yüzde otuz altı düzeyinde bir yükselişin olduğunu en az ortalamanın bu olduğunu ve bundan kaynaklı da sen ancak yüzde otuz altı düzeyinde yaparsan açık veremezsin diyor. Şimdi birincisi bu. Enflasyon demek ki yeni de değerlendirmeye göre yüzde otuz altı yüzde yirmi bir ya da yirmi değil. Birincisi bu. İkincisi biz artık bu işin e, uyanıklığını öğrendik. Nasıl? Diyoruz ki bu ülkede muhtemeldir yani olasılıktır bu e, elektrik şu anda 100 bin lira ödediğimiz ya da şu anda 400 bin lira ödediğimiz elektrik 800 bine çıkma ihtimali var diyoruz. Yüksek. İşte e, e, atıyorum internet e, diğer giderler işte asfalt ne bileyim birçok giderimiz ortalama %50 %100 civarında yükseldi. Önümüzdeki süreçte eğer böyle olma ihtimali söz konusu olursa hareket edebilme açık vermemek adına yüzde otuz altı değil yüzde elli kalem kalem yüzde elli yüzde altmış yüzde yetmiş yükselterek esas somut gelen gelir bütçemiz yüzde şey altmış milyon civarındayken yüz milyon yüzde on milyona kadar bütçe çıkarıyoruz. Olmayan bütçe çıkarıyoruz. Bulamadığımız bütçe çıkarıyoruz. Şimdi düşünsene biz devletin kurumlarıyız değil mi? Ya ben şu anda devlete vergi vermiyorum biliyor musun? Sgk'ları veriyor musun başkan sen? Yok canım. <laughs> valla ben de vermiyorum. <laughs> vergi de vermiyorum. verme hakkımız yok ki. Vermiyor, şey, yani vergi olan de yok. Devlet vermiyor ki bana ben vereyim kardeş. Evet. Versin valla evet. sonuna kadar vergimi veririm. SGK'yı da veririm. Tabii şimdi, ki. E şimdi ben vergi vermiyorum. Sen vermiyorsun kardeş. 1347 tane belediye şu anda Sgk primlerini vergilerini vermiyor. Devlete vergiyi vermiyor. Devlet devlete vergi vermiyor kardeşim. E bu devlet ne olacak? Vergi toplamayınca batacak. Nasıl, nasıl vatandaşa hizmet edecek? E, ama başka kurumlara patır patır bütçeyi ayırıyor. Evet. Hani orada şöyle gireyim. 1 milyon 750 bin 1 trilyon 750 milyar TL'lik bütçe e, Ekim ayının sonlarında görüşülmeye başlandı. Kasım sonlarında e, merkezi bütçede e, şeye girdi. Artık meclise indi. O bir aylık süre içerisinde yüzde elli aslında dolar bazında baktığın zaman şey biz üreten bir ülke değiliz. Aslında ham maddeyi dışarıdan alıyoruz ya artık tarımda bile dışa bağımlı hale geldiğimiz bir ülkede düşün yüzde elli o bütçe kadık oldu gitti yüzde elli 700 milyar borç oldum 700 milyar dolar borç yani kamu özel iş şey, işbirliği ile özel şirketlerin e, hazine garantili borçlarıyla devletin borçları ile toplamda 700 milyar dolar borcumuzun olduğunu düşünürsek 5 lira arttığını düşünürsek bütçeye gelen yük bir ay içerisinde 3,5 trilyon. Biz bütçe yapıyoruz 1 milyon 750 bin. Bütçeye gelen yüke bakar mısın? Ki vergilerin bahsettiğin gibi vergilerin payı burada yani yaklaşık 1 milyon yani doğrudan ve dolaylı vergiler. zaten tek gelir kaynağı neredeyse o doğrudan ve dolaylı vergiler. 1 e, trilyonun üstünde vergilerden doğru bildiğim kadarıyla incelediğim kadarıyla vergi gelir var nasıl toplayacak yine işçi sınıfının köylünün emekçinin yani işte sen ben biz devlet kurumuyuz mu veremiyoruz veremiyoruz çünkü gelmiyor ki verelim e, yine işçi sınıfının o e, ve, e, emekçilerin genel anlamda çalışanların e, vergi ödemesi vergide zaten adaletsizlik yani e, hat safhada birilerinin e, vergi indirimlerini milyarlarca yıllık vergi indirimlerini düşünsene o vergi indirimlerini yapmasalar Fatih Başkanım 14 15 milyar ya 15 milyar var var ya biz şehri yeniden düzenleriz yeniden indirim yapıyorlar onu yapmayıp belediyelere dağıtsalar yine hizmet ederiz hizmet kalitemiz bir miktar daha artar. Abi var ya onların bir kişi daha Almadığı, afetli vergiyi var ya, bir şehre verin bak ne yapıyoruz görürsün. Bak evet. bir şey daha söyleyeyim mi? Sen şu anda e, altyapıyla ilgili bir su e, çalışması yap, bir boru ihalesi yapsana. Kimse giriyor mu? Ya var, girmiyorlar. Şu anda bizde ihalede duruyor. Ben 8, 8 aydır kimseyi olan. Ben 8 ay bulamadım. 8 ay sonra iki kişiyi kandırdım, kandırdım. Dedim gel, sen nasıl yatırdın ya ödeyeceğim dedim. Ya geldi bir aylık o ihale süresi, alım süresi, onun itiraz süresini koyduk parayı verdiğimizde adam 85 bin lira zarar etti. İşte. Bir ayda 85 bin lira zarar etti. Düşün. Şimdi kimse şu anda ihaleye girmiyor. Ya özellikle alım ihalelerine işte boru benzer evet. şeyler. Diyor ki, özellikle sen şu anda çeliğe para... bağlı, demire bağlı. E, diyor ki şu anda parayı yatır. Ben diyor o parayı göndereyim. Oradan ondan sonra Boruları şunları bunları yaptırayım getireyim evet. diye sana diyor. E ihale de böyle bir kamu ihale kanunu öyle diyor? Diyor ki önce diyor bir askı süresi var. Sonra diyor ihaleye çağrı yapacaksın. Sonra kapalıya da açık İlkeli ihale yapacaksın. Vesaire, evet vesaire. sonra diyor sonra da diyor ki 15 gün itiraz olma durumu var. Sonra teslim ettikten sonra bir de analize gönder diyor. Analizde eğer iyi gelirse parasını öde. İki buçuk ay yapıyor. E bu adam zaten batıyor ki. Batıyor, evet. Malik Kimse öyle. girmiyor. Onun için hizmet üretemiyoruz, hizmet. Aynen. Ee, i̇ki belediye başkanımızın arasına bir yurttaş sorusu alacağız. Ee, Salim Çalığın bir yorumu var. Şöyle demiş. Yurttaşlar olarak bütçe hakkımız olduğunu bilip, kabul edip müdahale yolları bulmalıyız. Bütçe kimin ne kadar kazanacağını, kime ne pay düşeceğini belirler. Ee, ve böylece hani vatandaşın katılımıyla ilgili... Onların bütçe okur yazardı. aslında bütün bu rakamların, bütün bu tartışmaların arasında bu bütçe nedir, nasıl yönetilir, nasıl yönetilmeli ve biz burada nerede dahil olabilirdik? E, Vatandaşta e, kendi yaşayan insanların da e, değerlendirebileceği, dahil olabileceği bir sürece vermek gerekiyor belki. E, bu konuda e, Fındıklı'da da çalışmalar var, derslerde evet. de e, eminim vardır bu. Bu konuya biraz değinebilir miyiz? Ee, hemen mu? ben Gireceğim. gireyim. Fatih Başkan hı hı? eğer kalkmayacak seyahatte şöyle hı, bir tamam. şey. Tam da vatandaşın Salim e, yurttaşımızın söylediği gibi e, biz e, geldiğimiz günden beri ki e, başkanım da e, borçlarıyla birlikte liste asmıştı. Ben borçlarıyla, borçlarla birlikte devraldık. Bütün ay ne harcadığımızı bülten olarak yayınlıyoruz, bütün bütçemizi yayınlıyoruz. Ee, bu tahmini oluşturduğumuz bütçelerin kendisini biz mahalle toplantıları yaparak yatırım bütçesinin hangi mahallede ne ihtiyacı var, o mahallenin ihtiyacına göre belirlenmesini yapıyoruz. Temel giderlerimizin dışında kalan bütün şeyleri e, bütçenin harcamasını mahallelerde temel e, giderlerimizde işte e, başta e, şey. Personel gideri oluşturmakta bizim gibi e, belediyelerde ve diğer e, alımlarla. Gerçi e, ben bir nokta ihalelerle yapıyoruz ama fındıkta bir e, kendi meci kültürümüzde, yani imece kültürümüzde yaptığımız çalışmalar da var ama iki dönemdir katılımcı bütçe ve e, bütçenin sorgulanması, mesela iki dönemdir suya zam yapmadık. Temel ihtiyaç olarak gördüğümüz mesela indirimlerde de bulunduk ki burada sadece bütçeyi denetlemek konusunda e, yani bizim hazırladığımız bütçeyi nereye harcandığını denetlemek değil. Bütçenin oluşumunda da e, henüz o noktaya gelemedik. Fındıkta da oluşumunda da fikir oluşturarak ve veya katkı sunarak halkın katılımcı hani sözün yetkinin kararın demedik ya dersim halkına ve fındık halkına verilebileceği mekanizmaları biz yaratmaya çalışıyoruz iki yani en azından belediye olarak iki belediye başkanı olarak bildiğim için söylüyorum. E, bunu geliştirmemiz gerekiyor örgütlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor tam da. Bu anlamda merkezi bütçeyi bu yerelden başlar elbette ki bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ben biliyorum ki Şişli Belediyesi bir çalışma yaptı farklı belediyelerde Antalya Muratpaşa'da e, dijital ortamda bir çalışma yaptı. Yine bildiğimiz e, belediyeler var bu konuda daha şeffaflı ve katılımcılığı önemseyen belediyeler. Bunu bu şekilde yapabilirsek belki de merkezi bütçede gerçekten halkın vergileriyle oluşan bütçenin nereye harcanması gerektiği işte eee <laughs> Başkanımın da söylediği gibi, hani yüzde 36.22, 36. civarlarında olan yeniden değerleme oranının yüzde 19 gibi yutturulamayacağı bir gerçekliği de ortaya koyacağı ve ona göre gerçekten gelir-gider arasındaki e, dengenin sağlanması ve hizmetin arttırılmasını sağlamak mümkün. Bunun tek yolu e, Başkanımın da söylediği gibi gerçekten doğrudan demokrasi. Demokrasinin kendisini işletebilecek mekanizmaların demokratik siyasetin e, temellerini atmak ve bu siyasetin üstünde de denetimi artırabilecek mekanizmaları kurmak diye tarif diyebilirim. Ben e, başkanımın da yolda olduğunu biliyorum. Ona biraz daha zaman vermek için burada keseyim, e, eklemek ister veya çok yok, çok fazla söyleyeceğim bir mesele yok. Belki biraz böyle anım. Hani, e... Şeye dökerek nasıl diyeyim bir espriye dökerek söyleyeyim. Olmayanla ilgili bir şey nasıl bir çalışma yürüteceksin bilmiyoruz. Yani bu bu mesele bu şekilde de tartışmak da şey değil. Ama bunu bilin artık belediyeler başka şeyler yapıyor. Dikkat ettiniz mi? Şimdi bütçenin çok büyük bir bölümünü personel gideri olarak gittiği Onun dışındakilerinin önceden kalmış olan SGK vergi ve benzerilerinin tamamını iller Bankası üzerinde %40'dan %50'ye kadar çıkarıp orada kesimleri orada yapıldığı. ...bir e, yerel bütçeden bahsediyoruz... ...düşünsenize... ...şöyle düşünün... ...3 milyon ya da 4 milyon... ...aylık payların geldiği bir belediyenin... ...yüzde 50'ye kadar... ...borçlarının kesildiğini düşünün 2 milyon... ...bugün bir şehirde ya da bir... ...20 binin üzerinde bir nüfusun olduğu bir yerde... ...işçi giderleri, memur giderleri... ...emekçi giderlerin, çalışanların tamamının giderleri... ...zaten o kadar 2 milyon... ...SGK'sını ödemedin mi... ...vergi ödemedin mi... ...onlar da ayrıca e, el koyur... Vermediğin zaman hacizler ve icralarla bloke ediyor. Sizin süreçle ilgili bu çalışmalarda gerçekten bunun stresinin bununla ilgili çaba ve mücadelenin dışında kalan zamanınız bile olm olmamaya başlıyor. Biz iki yıldır gerçekten bak iki yıldır biz belediyelerle kamu kurum kuruluşlar arasında kavga ediyoruz. Hacizler, icralar, blokerler seni bilmiyorum parmak sallamalar vermezsen aha şimdi basit o belediyeyi şöyle yapacağım bu belediyeyi böyle yapacağım böyle bir anlayış anlayışın olduğu bir ülkede yerelde orta kısa orta ve uzun vadede stratejik faaliyet program proje yapabilme şeyin kalkmaya başlıyor. Çünkü artık halk şöyle bir şey istiyor. Orada sizin halk katmanları içerisindeki insanlar sana şunu diyor. Sen diyor bana bir hizmetle ilgili bir çalışma yürütüyorsan önce bütçeyi bir bana göster diyor. Vallahi göstermezsen ben gelip yapmam bu meseleyi. Çünkü ödeyemeyen belediyeler insanları batıran belediyelerden bahsedildiğini söylüyorum ben size bu burada. Şimdi ondan kaynaklı da yani bu bu meseleleri e, Türkiye'de yerelde onun planlamasını yapabilme, o, onun gelişmesini yapabilen belediyelerin artık e, hemen hemen her şehirde, her ilçede belediyelerin olduğunu biz biliyoruz. Yeter ki gerçekten o bölgede, o yerde halkın iradelerine olan güven, halkın o oradaki halka güven söz konusu olsun. Demokratik siyaset, demokratik atıyorum yerel yönetim yasaları söz konusu olsun. Bakın göreceksiniz. Çok daha iyi işlerin, çok daha iyi hizmetin olduğunu, daha nitelikli hizmetlerin olduğunu herkes görmüş olacak. Bu anlamıyla da ben şöyle diyorum. En, üstü, en son şunu söylemek istiyorum. Başkanımızın söylediği gibi. Yani Bizler artık hizmeti dayanışma üzerinde dostlarımızın sponsorluğu ya da onların katkısıyla planlıyoruz. Ya devlet artık insan, devletin kurumları, artık valilikler de dahil, artık iş insanları ya da varlıklı olan insanlar üzerinde programlar planlamalar, projeler yapıyor. Şuradaki şu hizmeti sen yap diyor. Şuradaki şu hizmeti sen yap çağırıyor. Neredeyse o insanları Artık ya bir zorunluluk ya da bir yalvarma üzerine götürmeye başlıyor. Belediyelerin e, yereldeki yöneticilerin durumu bu halde. Kimse e, yapmış olduğu çalışmaların bir sonraki süreçte bir somut olarak yapab yapabileceğine olan inancı artık azalmaya başladı insanlar. Böyle olunca bu projelerin parçası bile olmuyor. Yani gerçekten işler acısı düşünün. Ben İller Bankası'nda yüz milyon liralık içme suyu ya içme suyu projesinin için paramı göndermeden kes dememe rağmen üç buçuk milyon kredi alamıyorum. Özel bankalar 36 aydan fazla veremiyorum diyor sana şey diyor. Maalesef. Düştü, düştüğünüz durum bu. Burada yerel yönetimler kısa orta vadede stratejik projeler şehrin gelişmesi kent mimari yapısını nasıl değiştirir tartışmaları yürütmek. Soyut politikadır. Somut değil bu. Kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Biz evet. artık insanlar üzerinde, doğada ve biz bazı şeyleri de kestik. Artık kooperatifler ve benzeri çalışmalarla köylünün, emekçinin, üreticinin o süreç içerisinde kendisini bulup yaşamını sürdürebilme çabaları programını yapıyoruz. Artık hizmet meselelerinde ki öncelik yol, sokak olmuyor artık. Artık kültürel çalışmalar. Ve benzeri öncelik artık öncelik olmuyor. Aç insanlara neler İnsanlar, yapabiliriz diyor. Ekonomisi kötü, çalışmayan insanlara bu paket gönderelim programını yapıyor. Ben şu anda bu kışın Hı. olabilecek bu krizde hangi bölgede sıcak yemek çıkarıp sorun yaşayan ailelere nasıl bir yemek planlaması ile ilgili tartışma yürütüyorum. Evet. Hangi köprüden bahsediyorsunuz? Hangi yoldan evet, bahsediyorsunuz? Yoldan, kardeşim. evet, değil mi? Hangi, hangi veya kentsel dokuyu değiştirmek, hani ee, caddeyi iyileştirmek veya farklı kültürel faaliyetler yani ki olmazsa olmaz dediğimiz şeyleri yapabilmekten bahsedeceğiz. Aynen. Başkan, ben öğrencileri iki buçuk aya yakındır, iki iki buçuk aya yakındır otellerde misafirlerde evet. evlerde bende onların nüfus, öğrenci on... nüfusu da bayağı var değil mi? Evet 6.500-7.000 civarında olmuş ee, şu ki 5... onun, onun payını da vermiyorlar. Hiç da yok katkı şöyle yok. Yani onların onda, ikamette olmadığı için pay almıyoruz. Ben ben bu çocuklara aylık 70-80 bin 90 bin ee, ya sponsor üzerinde ya şura üzerinde onların barınmasına para ödüyorum ya düşünün. Evet, Belediye evet. olarak ödeyemiyorum. Ve bu çocuklar, oraya gelen çocukların çok büyük bölümü kira ödeyemez durumda. Ya ben önümüzdeki süreçte kışın haftada beş gün mü üç gün mü en azından sıcak bir çorba çıkarıp öğrencilerin geçiş noktalarında e, öğrencilerin çorba içebilmesini planlıyorum. Yani yol planlamıyorum, köprü planlamıyorum. Yani e, inanılmaz şeyler yani. Hani bunları anlatıyoruz sanki yok yani ülke Allah'a ülke Kosvember. Öyle bir şey değil kardeş. Ülke gerçeklik, gerçeklik sıkıntılar yaşıyor. Sorunlar yaşıyor. Ve bunlar da bizim sırtımızda bir ağır bir yük olarak hepimizin sırtına biniyor. Biz bunları hepsini çekiyoruz şu anda. Yani yeni yeni başladık. Biz pandemiden ağladık. Ya pandemiye rahmet yani. Biz başka sorunlar yaşıyoruz artık yani. Evet. Maalesef Tam da biz insani temelli ve toplumcu tem bir bakış açısıyla bunu yapmak zorunda olduğumuz için demin söylediğin gibi yolu başka yatırımları değil insanın boğazından sıcak bir çorba akışını planlamaya çalışıyoruz. Yani hiç aslında düşünmediğin bir şeyle gerçeklikle pandemiye aratır noktada ki bir süreç yaşıyor duruma geldik. Evet merkezi pay, yerel yönetimlerin yetkisini güçlendirilmesi. Bunlar olmadığı sürece hepimiz sadece konuşuruz. Onun için şu, şunu soyun olarak şunu söyleyeyim. Bizi kurtaracak kendi ellerimizdir. Kendi emeğimizle, toprağımızla, yaşam alanlarımızla buluşacağız. Artık birlikte yaşayabildiğimiz kadar, yaşamı ileriye taşıyabildiğimiz kadar mücadele edeceğiz. Başka şans yok. Bu anlamıyla ne emperyalizme ne kapitalistlere güvenimiz çok kalmadı. Artık halkın kendi yaşam alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Halkın kendi yaşamını geliştirmesi, evet. Sevgili dostum çok teşekkür ediyorum ben e, yoldasın biliyorum e, seni yemekten de ettik onu da biliyorum yolda açta bıraktık. Hiç evet, sorun değil abi, abi bu güzel bir şey oldu yani. <laughs> e, açta bıraktık e, iyi ki varsın diyorum. Çok teşekkür e, ediyorum. Karadeniz'in hırçın dalgalarından Dersim'in heybetli dağlarına e, kucak dolusu sevgiler diliyorum ben Aysun sonra toparlamaya kapatırız olmazsa. Saygılar sunuyorum o, iyi yayınlar diliyorum istersen. Aysun. Sana sana da çok teşekkür ediyorum bizi buluşturduğun Biz için. Teşekkür ederiz. Aysun hemşerim bu arada ben de yeni ederim. öğrendim. Öğren Her bir Ve ben de size Akdeniz'den selam gönderiyorum Mersin'den. O çok zaman teşekkür ediyorum. çok teşekkürler katıldığınız için. İyi yolculuklar ve iyi çalışmalar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, e, Aysun e, toparlamak için de şöyle yapalım. E, tam da aslında yerel yönetimlerde bütçedeki dertlerimizi konuştuk. E, hı hı. Şöyle bir özet geçersek, demin de vurguladım. E, aslında yerel yönetimlerin e, ciddi anlamda bütçede kaynaklara ihtiyaçları var. Bunu da aslında yerel yönetimleri yasasındaki demokratikleşme paketi yani süreciyle birlikte e, ekonomik kaynakların artırılması merkezi bütçeden. Çünkü yerellerde bütün ye şeyi düşürürsek ülke yapısını vergiler nerede toplanıyor? Sonuçta vatandaşlar vatandaşlar nerede yaşıyor? Kentlerde ve kırsalda diyelim ki yerel yönetimlerde kentlerdeki %70'leri varan %70'i aşan bir oranda e, artık e, nüfusun e, çoğu kentlerde yaşıyor ve hı hı. bunlar vergi veriyor ama karşılığını alamıyor. Demin söylediğimiz gibi bir kıskaç altında e, durmaktayız ki e, önümüzdeki süreçte eğer olursa katılımcı bütçe, katılımcı bir yerel yönetim, halkçı bakış açısı noktasında konuşuruz. Yani şöyle bir örnek verirsem hani e, demin de e, vurguladık buçu vergi toplanan vergilerin ki vergi gelirlerinin yaklaşık 1 milyon bir trilyon 750, bin, mil, 750 milyar dilim bile dönmüyor hazlıktan herhalde bilmiyorum ya rakamları kaçırdık. O ee, rakamları emin Milyar mi TL'nin evet, evet. bir trilyon 300 milyarı e, vergilerden alınırken işte bu hizmeti yapmak için bu toplanmıyor. Bazen kaynak nerede diye işte e, demin de söyledim. Abi Matuf'ta bulunayım kaynağın var olduğunu çok net söyledi. Vergi adaletli toplanmıyor. Onun bir makalesini okuduğumda gördüm. istatistik verilerle koymuştu. Vergi de adaletli toplanmıyor. OECD ülkelerinde doğrudan vergilerin toplanma ve şey oranı yüzde 34 civarındayken bizde 23 civarında. Servet vergisi bizde yüzde beşlerde, yüzde 11'lerde. Yani aradaki farkı düşündüğünüz zaman yüzde Yaklaşık 11-12 e, doğrudan vergilerde dola, şey, e, dolaylı şey servet ve doğru vergilerde servet ve gelir vergisinde de %6-15 yüzde yüzde olduğunu düşünürseniz 1 trilyon 750 milyarın yüzde %15 daha arttığını yani en azından düşünün ki dolardan e, eksiyen şeyleri de e, yani 3 trilyon hani bir ayda bütçe görüşmelerine başlanan günden Meclise giden güne kadar tam 700 milyar ortalama global 660 milyar civarın milyar dolar civarında borcumuz olduğu söyleniyor. 700 milyar diye hesaplasak 3,5 trilyon TL yük geldi bir ayda borcumuz evet. arttı. Evet. Gel de işte burada vergi nasıl toplanacak merkezi hükümet ve belediyelere ki kesintiler borçtu. Orayı kaçırdık aslında. Bütün belediyelerimiz e, ki Dersim Belediyesi Kayyum Belediyesi'nden devraldı. Biz Adalet ve Kalkınma Belediyesi'nin e, yani partisinin yönettiği bir belediyeyi devraldık. E, hemen hemen Türkiye'deki kendi fark etmiyor borçlu olmayan belediye yok. Hani borçtan ağlamak için değil. Ama kimin kime borcu var? E, i̇şte SGK diyoruz o noktada o da affedilmiyor veya işte vergi borçları onlar bile kesiliyor. Bize ama verilmiyor. Bizden alınıyor, bize verilmiyor. Size göndereceğiniz pay e, 100 liraydı. Bunun işte 20 lirası vergi, 10 lirası SGK'ydı. Yok 70 lira gönderiyorum. E, verin bizim payımızı dediğimiz zaman yok olmaz. Benim kullanacağım başka yerler var. Yap işlet devlet, işte eee ee, şimdi e, Kanal İstanbul gibi uçuk uçuk projeler işte e, geç geçmediğimiz köprülerin ödediğimiz paraları gibi vesaire vesaire o yatırımlar söz konusu. Ama yerel yönetime gelince içme suyu için bile başkanımın e, ifade ettiği gibi 3,5 milyon TL'lik bir kredi sağlanamıyor. Yani özetle içler acısı durumumuz yani yerel yönetimlerde bir dokununca şey yaptık. belki bir bir birçok program yapabiliriz bu konuda oturup konuşup. bugün de böyle doğaçlama bir program yaptık. Eğer suçlu lisan ettiysek sevgili izleyicilerimizden af diliyoruz ve yani. Hı. Nasıl tamamlayalım? Patron sesi yani. E, diyelim. E, şimdi bir iki yorum var. Aslında Kemal Bulut'un bir yorumu vardı. Bir sorusu vardı. E, Kent konseyleri ve katılımcı bütçe hazırlanması süreçlerini tabii ki biz çok zor aşamalardan bahsettik. Yerel yöneticilerin yerel yönetim sisteminin aslında içinde bulunduğu bu bütçe konusundaki e, irade özellik konusundaki handikaplardan bahsettik. Ama yine Hı -hı. de ee, şu soruyu alalım. Kent konseyleri ve katılımcı bütçe hazırlanmış süreçlerini hayata geçirmede karşılaşılan sorunlar nelerdir? Ee, i̇şte bunların örgütlenmesi, belki konuşulması, belki periyodik e, e, çalışmaların yapılması ve bunun belki sürekliliğine dair bir takım sorunlar olabilir. Biraz bunu açmak isterseniz açabiliriz. Bir de Erol Eraydın Bey var. Yani konunun dışında bir soru sormuş, ee, bir talebini dile getirmiş. E, Sayın Maçoğlu da yayından ayrıldığı için ben yine de onu kırmayıp bunu söyleyeceğim. Komünist başkanın Trabzonspor olduğunu biliyoruz. Maç için Trabzon'a gelecek mi? E, siyasi olarak ters ama takım olarak aynı noktadayız. Bu bile çok önemli bence demiş. <laughs> Böyle bir yorum vardı. Buradan tekrar dönelim. Kent konseyleri ve katılımcıların cevaplanması. Evet. Ee, <laughs> maç oldu. Karşı Mehmet, Mehmet Başkan iyi bir Trabzonsporlu evet biliyorum bunu ee, umarım gelir yani gelir de gelirse birlikte maça gideriz eşlik ederiz ben hani futbolla çok alakam yok ama e, gideriz şimdi kent konseyleri ve katılımcı bütçe arasında aslında herhangi bir evet örgütlenmede e, yasal mevzuatlarda e, tanımlı olan e, şeylerde bir engel yok kent konseylerinin oluşturulması noktasında e, bizlerin aslında yaratılan siyasal iklim ve belediye yapısının yani başkanlık kültünün oluşturulan başkanlık kültünün dışında aslında sivil halkın inisiyatifinin ortaya konabileceği yapılanma yani bu yüzyılın yapılanması olarak tanımlanmış ama belediyelere bağlı değil biraz daha özerk olmalı halk meclisleri diye tarif dediğimiz bizim ve kent konseylerinin kendisi bu bütçenin hazırlanmasında mutlaka ve mutlaka mahallelerde mutlaka ve mutlaka işte kadınlardan kadınların yani e, görüşü alınmadan bütçenin hazırlanmaması, gençlerin görüşü alınmadan yani onlara gidip ne istediğini sormadan bütçenin hazırlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kent konseyleri ve belediye yapısının tamamını, mahallelere gitmeden bütçenin hazırlanmaması gerektiğini örneğin biz e, e, şimdi aydınlık ya yani fikri olarak şöyle e, bir baktığımız zaman e, bir e, ailenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımladığı e, ihtiyaç duyduğu su miktarı var. 12 ile 15 metreküp arasında. E, elektrik Mühendisleri Odası'nın, Türk Mühendis Mühendisleri Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası'nın olmazsa olmaz 230 kilowatt saat bir ailenin tüketeceği enerji miktarı var ki iletişim. İletişim de artık vazgeçilmezimiz oldu. Hani bu son zamanlarda telefonunu çıkar diye bu kriz var deyince şey yapıyorlar oradan doğru söylemeyelim ama iletişimsiz ki şu anda Yaptığımız iş bu teknolojide tele, cep telefonuyla bağlandık, yoldan bağlandık. Yani bu internetten vazgeçme şansımızın olmadığı, bunda bilgisayar mühendisleri odasımız muhtemelen ne kadar ihtiyaç olduğunu tarifleyecektir kısa zamanda. Bunlar bir e, yaşamsal hak olarak tanımlanarak yapılması e, ve belediyelere bu konuda e, suyu satmak ne demek ya? Suyu satmak, halkına suyu satmak ne demek? Ben çok şey bulmuyorum. Osman Özgüven'i anarak şimdi Dikili Belediye Başkanı yargılandı suyu ücretsiz yaptı diye ama bunların da tartışılması gerektiğini yani sadece gider kalemlerinin Ercümen Çervatoğlu'nun belediye başkanı olarak özel kaleminde ne harcadığının filan değil. Fen ne harcadığının filan değil. Elbette ki bütün bunların denetlenmesi ve şeffaf olması çok olmazsa olmazlardan biri. Biz her ay kendi bütçemizi yayınlıyoruz. Bir kez yaşadığımız hemen şeyi yapayım. Bir gün e, bütçeyi yayınladık. Bir telefon geldi. Başkan dedi. Derneklere dedi 50, 55 bin lira para yatır, yardım etmesin. Hangi derneğe dedi. Havgövlerine mi verdin dedi. Hemen bunu bilerek hışımla telefonla söyledi. Ben de şaşırdım ve hoşuma gitti. Yani tam bilmiyorum dedim. Hangi kalem bakayım. Bakayım ve yarın şey e, akşam üzereydi. Yarın lütfen belediyeye gel. Muhasebeye de şöyle demiştim bütçeyle ilgili yurttaşımız gelip de bir şey sorsa bütün evrakları çıkaracaksınız göstereceksiniz diye. Ben de hemen ertesi sabah yani o akşam aradım gerçi şeyin bu kalemin ne olduğunu. Ki Doğu Karadeniz e, Belediyeler Birliği, Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bunlara verdiğimiz bir aydık e, aydatmış. Ertesi gün yurttaşımız geldi baktı ben de teşekkür ettim. Yani bu sorgulama benim halk için yapılan aslında yaptığımız halk adına yaptığımız e, bu bütçelerin tahmini bütçelerin veya gelen gelirlerin halkın kendisinin vermiş olduğu verginin kendine düşen yatırımın nereye yapıldığını sorması benim için bir onurdu yani benim için güzel bir e, anı olarak da kalacak hep sadece anı değil olması gereken olarak kalacak bu sadece bu yönünü değil tam da bu noktada kent konseylerinin e, altını doldurmamız ve demokratikleştirerek biraz daha bağımsızlaştırarak halkın gerçekten örgütlenebilecek yerel yönetimlerde ve denetleyebilecek e, bütçenin belirlenmesinde de bütçenin belirlenmesinde de Gelir kalemlerinin belirlenmesinde de evet yeniden değerleme oranı vergilere diyor ki yüzde %36.22 e, yeniden değerleme oranında emlak vergisine vesaire zam gelecek. Zorunlu gelecek. Bizim elimizde değil. Biz suya bazı diğer gelirlere belediye hizmetlerindeki gelirlere zam yapmayabiliriz veya indirim yapabiliyoruz. Bu zorunlu vergilerle gelen şey. Tamam bunu yapıyorsunuz ama bu toplanan vergilerin harcanmasını denetleyecek öncesinde bütçeyi harcayacak. Şöyle bir şey yok. Fındıkla emlak rantı diye bir şey yok. Demokratik planlamayı geliştirmemiz gerekiyor. Aslında bütçe dediğiniz zaman demin e, Fatih Başkanımın da söylediği gibi e, bu sürecin kendisini demokratikleştirmedikten sonra bütçeyi konuşalım da konuşalım. Bunun e, şeyi e, havanda su dövmek gibi. Ya e, elbette değil tabii ama e, karşılığı ne kadar olur bilemiyorum. Ee, sadece bizlerin e, iyi niyetli çalışması ve yaklaşımı belki örnek olabilir diğer belediyelere. Biz de örnek alacağımız belediyeler olabilir ama mutlaka kent konseyi başta olmak üzere toplumsal yapıların ve örgütlülüklerin belediye çalışmalarını, gelirlerini ve giderlerini denetleyebilecek mekanizmalar mutlaka ve mutlaka e, kurulması gerekiyor. Kurumların, sayıştayın, işte e, mahalli idarelerin denetlemesi elbette onlar olacak ama asıl denetimin halkın kendisinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, Sayın Ercüment e, Şahin Çarvatoğlu çok e, teşekkür ediyorum. Ben bu program e, partnerliğinden dolayı da e, bu konudan dolayı da e, yaşadığımız alanlar, yereller e, bizim e, en temel yaşam e, alanlarımız, en mikro yaşam alanlarımız ve e, onun yönetimi, onun şeffaf bir şekilde, adil ve katılımcı bir şekilde yönetimi de kentte yaşayanlar için elbette çok önemli. E, evet. Ve bu konuyu şu dönem tabii ki bütçe tartışmaları gündemde ve halkın da bunu anlayabileceği bir dilde e, anlatabilmek, tartışabilmek, bunu açıkça konuşabilmek e, çok önemli ve o nedenle sanırım birkaç başlıkta daha belki devam edebilir önümüzdeki haftalarda bu konular. Çünkü katılımcı belediyecilikte ilgi ve hani bu konudaki şey çaba. Hem e, sizler açısından, bazı yerel yöneticiler açısından hem de o kentlerde yaşayan insanlar açısından önemli. E, o yüzden katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattığınız için de çok teşekkür ediyorum. E, programımıza fikirleriyle, duygularıyla katılan izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. E, i̇ki hafta sonra burada tekrar görüşeceğiz. E, o zamana kadar kendinize iyi bakın. Evet. Ben de hem Fatih Başkan'a da hem kendi adıma... Senin bu nazik ve bize çok fazla müdahale etmeyen demokratik yönetimine ve moderatörlerine çok teşekkür ederek halkımıza iki hafta sonra buluşmak üzere. iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet.